Efendim günaydın BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Astrolog Dolunay Karaca bizlerle ay tutulmasını konuşacağız. Burçlara olan etkisini konuşacağız. Hafta sonu günü başlıyor. Evet tekrardan herkese merhaba diyorum. Dolunay Karaca bizlerle hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk direktörüm Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizler. Bizler de iyiyiz. Çok mersi. Bugün ay tutulmasını konuşacağız. Aynen. Neler var gökyüzünde diye. 5 Mayıs ay tutulması önemli bir tutulma olacak. Biraz tabii gergin etkiler de barındırıyor ama e, sonuç itibariyle ay tutulmaları zaten Hı. gergin etkiler barındırıyor. Çünkü... Dolunaylarla ilişkilendiriliyor. Dolunayların bir üst oktova oluyor. Daha, daha e, vurgulusu, şiddetlisi. daha vurgulusu oluyor tabii ki. Ay düğümleri de için içinde olduğu için ve e, tabii ki Ay Güneş karşıtlığı gökyüzünde hakim. Dolayısıyla gene Uranüs'ten alınan bir dik açı var. uranüsyen bir e, tutulma olacak. E, bu da biraz böyle şaşırtıcı, değişik, farklı e, etkileri getirecek hayatımıza. İki tane tutulmamız var bu sene ay tutulması olarak. İlki 5 Mayıs'ta hı hı. Cuma günü gerçekleşiyor saat 20.34'te bu Akrep Burcu'ndaki tutulma. Ve e, diğeri de gene Boğa e, aksında olacak. Boğa tarafında olacak ve o da 28 Ekim'de gerçekleşecek ya, ay tutulması. Yürü, çok da yani aslında değil, evet. baharları içine alıyor hı. işte biri ilk baharı biri son, <laughs> son baharı, baharı içine evet, alıyor. <laughs> evet böyle bir e, durumlar söz konusu. Peki bu ay tutulmasında yani boğa akrep aksında gerçekleşecek sanırım. Evet. Şimdi şöyle dilekçim 2022'de başladı aslında bu akrep ve boğa tutulmaları, ay düğümleri çünkü akrep ve boğa aksında hı hı. bir buçuk senede bir düğümler yer değiştiriyor yer değiştirdiği zaman bu sefer tutulma mesela e, Koç ve Terazi'ye geçecek. Çünkü hmm. boğa akrepten bitince e, 18 aylık süreç e, Koç ve Terazi'de tutulmalar başlayacak. E, böylelikle ne oluyor? Aslında biz her sene 4 tane tutulma yaşıyoruz en az ama konular değişiyor. Çünkü bulunduğu burç değiştiği için burcun etkisinden artık mesela akrep farklı bir tema temadayken şimdi koç farklı bir tema, terazi farklı bir tema. Hı hı. Temalarımız değişiyor aslında. Motivasyonlarımız değişiyor. Şimdi 2022'de başlayan bu tutulma aksı e, finansal konuları özellikle akrep boğa çünkü finans alanını etkiler hmm. e, 12 burç var 12 ev var e, ve bu anlamda ikinci ev boğa burcu parasal konular 8. ev akrep gene finansal dış borçlar ödemeler işte vergi stopaj kredi bunlarla ilgili konuları içeriyor daha çok boğa ve akrep zaten boğa parayla ilişkilendirilen bir burçtur evet. e, çok fazla e, akrep de derin temalarla biraz derinleşmeyle, bilinçaltıyla, biraz psikolojik, biraz cinsellik, biraz öfke kontrolü, bazı şeylerin çok derinine inmek, ya hep ya hiç mantığı, tutku, hmm. hırs, bu gibi konuları mi? içeriyor. Dolayısıyla bu eksende başlatılan, Konular 2022'de başlayan şeyler aslında 2023 evet bunun devamı ve bir şekilde de ay tutulmasının sonucu aslında neticesi. Hmm. Yani biz artık bu 28 Ekim'de boğa tutulması ile birlikte boğadaki ay tutulması ile birlikte bu devranı bitirip artık koç terazi tutulmalarına konuşuyor olacağız. ki Ekim'den Koç sonra. zaten hemen 20 Nisan'da bir tutulma gerçekleşti. Güneş tutulması başlangıcını yaptı. 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda gene güneş tutulması var. Sonuçta onlar da böyle bir kendilerini yavaş yavaş göstermeye başladılar. Zaten 18 Temmuz'da düğümler yer değiştirecek. Koç ve Terazi aksına geçecek. 2022-18 Temmuz. 2023. 2023 çok var. Çok varmış gerçekten. <laughs> Boğa Akrep aksından çıkmak istiyorum acilen. Değil mi? Acilen. kızlar kızlar Çünkü sabit burçlar aslında gerçekten en güçlü etkiye sahip olan en işte bu hem yeraltı işte konularını bir takım böyle depremdi, seldi, felaketleri yaşattı bize çok çok üzücü zamanlardan geçtik. Evet. Hala yüreğimiz ağzımızda yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Buradan gerçekten kayıp olan kaybedenlere yakınlara başsağlığı dilemek isterim. Ee, kalanlara sabır dilemek isterim. Çok zor çok gerçekten. Zor süre, ben çok de yakınlarımı kaybettim. Şey ee, çok çok zor günler geçirdim gerçekten bu anlamda. Ee, bir şekilde hayat devam ediyor. Hep birlikte yaraları sarmaya biz de devam edeceğiz, ee, üreteceğiz, çalışacağız. Mücadelemizi bırakmayacağız tabii ki. Ee, fakat evet ben de akrep ve boğa tutulmalarının artık son bulmasını istiyorum Değil gerçekten. Mi? Artık temennimiz <laughs> bu. Çünkü çok zor bir tutulma oldu. Benim için de aynı şey geçerli. Ben de kayıplar yaşadım ama e, boğa akrep aksı dışında böyle başka zor akslar var mı? Ben sadece boğa akrep aksını... Kova ve aslan da zor. İşte, o da mı bu Sabit e, burçlardaki. Mesela 1999'daki tutulmaya baktığımızda akslar aslan kovadaydı. Hmm. E, şeye baktığımızda depreme baktığımızda çok pardon o büyük depreme. E, aslan kova, akrep boğa bu sabit burçlar demin de söyledim. Olduğu zaman gerçekten işte bu depremlerin tetiklenmesi vesaire konularını daha çok getiriyor maalesef hayatımıza. O yüzden de sabitlerde olan konular, tutulmalar, dolunaylar daha güçlü etkilere sahip oluyor. Aynı zamanda bir de şu yandan da bakmak lazım. Tabii bu 12 burcun içinde en güçlü burç diye bir şey yok. Herkes yaşam alanı, yaşam standardı, yetiştirilme tarzı, eğitimi, ailevi konuları olarak dış etkenlerden hepimiz etkiliyoruz. Kimseyi aynı kefeye koyamayız ama en güçlü burçlar hangileri dersen gene aslan, akrep, kova ve boğa çıkar karşımıza. Çünkü sabit olan devamlı niteliktedir. Pes etmez. Pes eder gibi görünür. Bir ara verir sadece. Sonra tekrar devam eder. Bu da işte sabitin günün sonunda istediğini elde etmesiyle alakalı. Hırsız diyelim tut değil tut mi biraz? Günün tuttuğunu koparır. Tuttuğunu koparıyor. Evet sabitler o yüzden güçlü. Çünkü mesela değişkenlerde biz yön değiştirebiliyoruz. Aman boş boşver esnek olabiliyoruz. Bu da böyleymiş gitmiyor ya tamam uğraşmıyorum diyebiliyoruz. Hemen manevra yapabiliyoruz. Öncüde bir şey başlatıyoruz ama sonra insanlarla bir arada başka bir fikre yol alabiliyoruz. Sabit burçlarda genelde özellikle akslarda ve doğum haritalarında sabit eskiler yüksekse kişi gerçekten pes etmeyen, tuttuğunu koparan ve kafasına koyduğu yönde devam eden mücadeleci karakterler olduğu için sonuçlara ulaşmak ve hedefini tutturmak çok daha gerçekten kolay oluyor. Yengeç, aslan. Hayır. Değil miydi? Neydi? Ay karıştırdım. <laughs> aslan, aslan, boğa, boğa akrep, kova. 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 Dört, Dört tane sabit tane... burç. Güçlü. Sabiti güçlü olacak kişilerin haritasında. Eğer bunlar çok güçlüyse kişilerde hmm. e, tuttuğunu koparan, evet. devamlılık sağlayan istikrarlı insanlar. İstikrarlı. Kesinlikle istikrarlı. İstikrar çünkü her şeyden önce istikrar çok önemli. Yani hani bir kişi size şöyle bir kere vurduğunda acımaz. Hmm. Ama 50 kere vurduğunda acır. İşte istikrarın nasıl bir güç olduğunu bu en kolay anlatan bir cümledir yani. O zaman... Koç tutulmalarına geçtiğimiz zaman akslara geçtiğimiz zaman biraz daha sabitten çıkıp daha böyle Aynen. yeni bir şeyler başlatacağımız belki biraz daha yumuşak bir geçiş olacak bu sert bir tık, tutulmadan bir tık, sonra. Bir tık şimdi her burcun kendi aslında içinde olumlu olumsuz yönleri var baktığımız zaman. Tabii ki bu sabit aks kadar bizi yormayacaktır. Fakat koçun da liderlik özgüven ben demesin belki dedim e, Ben tavrı, yöneticilik, organizasyon, kafasına koyduğunu gene gözü kara bir şekilde cesur hareketlerle yapması, ani kararlar, ani frekanslarda bulunması, hız sevmesi, aksiyon sevmesi özellikleri var. Yani her burcun illaki güçlü tarafları var. Yani her burç güçlü aslında. Her burçtan da farklı farklı özellikleri biz de bu, bu manevrada yaşıyor olacağız evet. elbette yaşıyor olacağız. Şimdi 20 Nisan'da Güneş burç Güneş tutulması oldu Koç burcunda. Mesela bu analitikte bir derecedeydi, 29 derecedeydi. Ve bununla birlikte güneş tutulmaları yeni başlangıçları anlattığı için, yeni sayfaları anlattığı için cesur Gözü kara, gerçekten girişken, hadi bunu yapıyorum, gelen benimle gelsin, gelmeyen gelmesin tavrı. Koç Burcu'nun tavrıdır çünkü. Bunu bize hissettirecektir bu. Tabii yeni başlangıçlar için de demişken hemen parantez açalım. Merkür Retrosu şu an devrede Dilek. evet. Yani yeni başlangıçlar için 15 Mayıs'tan sonrası aslında uygun. 15 Mayıs diyoruz o zaman evet, yeni Evet ben de mesela kendi YouTube isteyenler... kanalımı açmayı düşünüyorum ve e, şu, düşünüyorum şu an. Evet. <laughs> Merkür Retro'da olduğu için. Retro belki de <laughs> değil mi? Retro'da olduğu için Retro'dan sonra inşallah. E, dolayısıyla Hı -hı. aslında 21 Nisan'da başlayan bir süreçti Merkür Retro'su. Hemen tutulmanın ertesi günü başladı. Tutulma esnasında da S pozisyondaydı, Durağan pozisyondaydı Merkür ve şimdi 15 Mayıs'a kadar retrodayız. Dolayısıyla Merkür hmm. retrodayken elbette ki yeni bir girişim, yeni bir sayfa açmak, yeni bir tohum ekmek, yeni bir imza atmak, bir başlangıç yapmak düşünülebilir e, belki düşünülmemeli. ama düşünülmemeli. 15 Mayıs'tan sonra düşünülmeli işte. Peki haritasında diyelim ki kişilerin Merkür retro veya S Hı -hı. Ee, yine böyle olduğu durumlarda da başlangıç için uygun değil der misiniz? Yoksa sizin için Şimdi aslında ol şöyle Merkür Retro'da doğan kişiler aslında bu enerjiye alışık oluyorlar. Yani zaten doğum anında Merkür Retro. Dolayısıyla zaten hep yanlış anlaşılmalar yaşamış hayatı boyunca. İşte A demiş Z çıkmış, Z demiş B anlaşılmış. Evet. Bir takım engeller, bir takım sorunlar, bir takım problemler yaşamış bu kişi. Buna alışık zaten. Alışık olduğu için çok etkilenmeyebiliyor. Fakat belli de olmuyor inan. Bazen de tam tersi Merkür Retrosu'nda evet. daha da etkiyi fazla alabiliyor kişilerde. Ben görüyorum danışanlarımda. Ee, şöyle değerlendirebiliriz bunu. Tabii ki Merkür Retrosu diye hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Bu hayat devam ediyor. Hepimizin işte kimileri şu an taşınmak üzere imza atacaklar, kontratlar var. Belki de var, gidiyorlar Attılar biraz. vesaire tabii ki atacaklar. Sadece ne yapacağız biraz daha dikkatli olacağız. Çünkü Merkür retroları biraz kafa dalgınlığı, kafa karışıklığı verebilir. Unutkanlık verebilir. işte o an çok fark etmeyebilirsin. Ha Merkür retrosu var. Bir daha bir okuyayım. Bir daha bir üstünden geçeyim demek gerekiyor. Bir tık daha dikkat etmek gerekiyor. Yoksa yani Merkür Retro'suna hiç imza atılmaz. Hiçbir şey de yapmayacağız. Evde böyle oturacağız. Modumuz elbette ki yok. Tabii. Sadece ben insanlara diyorum ki danışanlarıma ve izleyicilere biraz daha e, dikkatli hareket etmek, biraz daha kontrollü olmak, işte e, evraklar, bilgisayardaki e, dökümanların kaybolmaması adına yedeklemek, hani hmm. e, kendimizi biraz güvence altına almak. Bu dönemde gerekecek. Doğru. Peki Merkür şu anda e, hangi burçta retro yapıyordu? Boğa burcunda. Merkür Boğa'da retro Hı -hı. yapıyor. Bu da peki aşk ilişkilerinde e, geri dönüşler veya aşk veya para anlamında kişilere krizler getirebilir mi? Eski sevgililer gündemde olabilir mi? Öyle bir durum. Şimdi ters, Merkür, sonucu... Merkür düşünceyle, iletişimle, e, fikirlerle alakalı. Merkür ikizlerin ve Başak burcunun yöneticisi. Dolayısıyla iletişimsel bazda evet karşı taraf size tekrar mesaj atabilir karşı taraf tekrar işte arayabilir, sorabilir, iletişime geçmek isteyebilir. Dolayısıyla bir şekilde evet eski aşkların dönüşü gibi durumlar söz konusu. Ama Merkür retrosunda gelen, Merkür retrosunda gider diye de bir durum var. Çok da kişi kendini buna kaptırmamalı. Şans vermek istiyorsa elbette versin. Belki gerçekten hatalarını telafi edip gelecek. Tamamen onu hayır demeyi de ben kabul etmem. Bir şans versin ama aklında da ya bak Merkür retrosunda Soru işaretini e, mutlaka tutsun diyorum ben. Parasal konular evet geçmişte yaşanan bir takım boğa burcu zaten parayla alakalı olduğu için geçmişte mesela bunun mesela olumlu anlamda alamadığın bir paranın şu an sana ödenmesi gibi bir durum olabilir. Hı hı. Bir takım borçlar çıkabilir. Ödediğini zannettiğin bir şey olumsuz olarak ödememişsindir. Üstüne atlamışsındır. Fark etmemişsindir. Merkür Retrosu'nda parayla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Onlar gerekiyor diyorsunuz. Bu bilgileri de öğrenmiş olduk ve 15 Mayıs'a kadar da herhangi bir atılım yapacaksak da dikkatli, dikkatli olmakta, olmakta fayda var. Fayda var. Kesinlikle. Eski de eğer geri dönerse muhtemelen <laughs> kapanmamış bir durum da olabilir. Evet, ee, evet. Başka şeyler de olabilir. Belki son bir ödeşme de olabilir. Bir alacak verecek tür kadersel durumlar Bunlar da Şimdi, şimdi açık açıkçası... olduğu için. Merkür retrosu Aslında bir anlamda bazı avantajlı olabiliyor yani biz hatalarımızı telafi etmek üzerine tekrar üstünden geçip... İlla bu ilişki için söylemiyorum işle ilgili bir konum vardır Hani deriz ki elimizdeki işlere odaklanalım Merkür retrosunda belki atladığım bir yer var görmediğim bir detay var tekrardan onları telafi etmek hataları düzeltmek için de aslında Merkür retrosunun olumlu özellikleri Bunlar yani küslükler barışabilir gerçekten Hatanı görmüşsündür telafi etmek istersin. Kalplikle gidebilir belki evet, değil, değil mi? Evet aynen daha önce yaptığın çok da ince detay girmediğin bir işi ince ince yaparsın. Ve çok daha temiz çok daha güzel bir projeyle gelirsin. Dolayısıyla tüm bunlar için Merkür Retrosu aslında hayatı yavaşlatıyor. Hı -hı. Ve diyor ki bir daha bir dön bir hızlı geçtin oradan sen. Bir Tekrar dön bir bak, bir, bak bir ne yaptın bir kontrolünü yap tamam mı sağlam mı? öyle devam et diyor. Aslında da e, olumlu yönü de çok fazla. Bu açıdan da bakmakta fayda var Kesinlikle o zaman. Kesinlikle bakmakta fayda var. Evet. Her şeye olumlu yönüne de bir e, bakmak gerekiyor. Çünkü astrolojide aslında kesin kavramlar da yok. Biz olasılıkları söylüyoruz, değil mi? Doğru, astrolojide. Çok yani şu doğru. Şu kesin olacak diye bir şey yok. Kesinlikle doğru söylüyorsun. E, astroloji e, göksel olayların aslında yarladım. gökyüzünün bir resmi, gökyüzünün bir kılavuzu, gökyüzünün dili aslında. Nasıl İngilizce var, Almanca var. Bu da gökyüzünün dili. İşte Uranüs nerede, Mars nerede, hele doğum haritalarında özellikle, kişisel bazdaki haritalarda, kişinin doğum anında aldığı frekanslara bakarak Hı -hı. E, ve işte gezegen yerleşimlerine, açılarına, birbirleriyle etkileşimlerine bakarak e, bir takım olasılıklardan konuşuyoruz. Ha bu evet belki yüksek olasılık olabilir ama sonuçta yüzde yüz diye asla bir şey yok. Olasılıkları söylüyoruz olasılıkları sadece. Olasılıkları söylüyoruz. Tabii ki olasılıkları söylüyoruz. Bizim dediğimiz her şey kesin çıkacaktır veya hatta yüzde yüzdür diye bir şey asla yok. Biz böyle olma ihtimali yüksek diyoruz sadece. Gezegenlerin dilini okuyoruz sadece. Evet, ne demek evet, istiyorlar? Evet. Yorumlaması öyle kolay da değil bu arada. Gerçekten de zor bir iş. Siz Yıllardan beri bu alandasınız. Aynen. Yani çok uzun süre oldu sanırım 15. Şimdi 2012'de yıl. başlamıştım ben astroloji okulunda. 3 sene bir temel eğitim oluyor zaten. Temel, orta ve ileri olarak. Temel Sonra 4. sene... Ee, bir takım e, kıstaslara bölünüyorsun işte dünya astrolojisi bunun çünkü alanları var. Sağlık astrolojisi, e, horari, kehanet astrolojisi, saat astrolojisi, Finansal seçimsel astroloji. astroloji gibi evet böyle psikoloji, astropsikoloji gibi 3 e, aylık, 2 aylık, 5 aylık böyle bir de e, onları da alıyorsun. Totalde 4 senelik bir eğitim net şart. şart yani öyle 3 ay eğitim aldım kursa gittim astrolog oldum yani olması çok zor öyle bir şey yok evet. yani 4 sene ciddi bir çalışma ciddi bir eğitim ciddi bir tempo bol bol kitap okumak araştırmak hani derste anladığını tekrar etmek ve gerçekten ben mesela kendime bakıyorum şimdi isim vermeyeyim bir kitapçıya gittiğimde astrolojiyi komple satın aldığımı biliyorum yani ki bunun herkesden dışında okuyor belki de değil mi? Herkes yani. evet. Ya o yazmış bana rakip değil. O benim için bir oradan öğreneceğim bir kelime bile, benim için bir artı. Artı ben sadece astroloji değil. Tarih, coğrafya, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji, bütün kitapları harmanlayıp sabahlara kadar kitap okudum. Yani öyle kolay olmuyor. Yani öyle Dilek. herkesin evet yani kalkıp da bir koç burcu böyle demesi gibi değil, bir şey değil. değil. İşte burada aslında ben de bunu anlatmaya veya işte gelen astrologlara da hep hani bu ayrıntıyı bir anlatmalarını istiyorum. Hmm. Çünkü çoğu insan diyor ki işte sen koç burcusun böylesindir, sen aslansın böylesindir. Hayır diyorum mesela ben benden hani kendi çevremde sizin diyorum bir doğum haritanız var. Tek diyorum hani bir burçta olmanız o sizin için önemli, yeterli değil. Bu yanlış anlatılıyor. Doğru. Mesela kişi orada günlük burç yorumunu okuyor. E, tabii ki tüm boğaların da aynı şey yaşaması olağan değildir. Değil. Çünkü herkes haritası başka. Tabii ki. Ya bunu basitleştirerek belki de fal şeklinde işi biraz ticaret dökerek anlattıkları için hı hı. bu durumda da doğru bilgi veren astrologlar da maalesef arada kaynıyor. Çünkü onlar bilgi aktarmaya çalışıyor. Ama diğer tarafta sırf takipçi almak için, sırf öne çıkmak için yanlış bilgiler veriyor. E bu sefer evet. de ön plana çıkıyor ve kirli bilgi oluşmuş oluyor. Astroloji çok fazla. Aslında. Kirli bilgi çok fazla bir. ikincisi şöyle şimdi burçlar evet olmazsa olmazı bu işin. Ama burçlar astrolojinin sadece ön kapağı. Evet. Yani fragmanı. Ee, hani sadece işte Burç aman astroloji Burç demek. Değil. değil. Kesinlikle değil. Artı evet bizler de ben de çok yıllar yazdım hem gazetede hem dergide e, yani isim vermek doğru değil belki şu an vermeyeyim ama hı hı. E, çok yerde bloglarda bloggerların sayfasında haftalık, aylık, günlük burç yorumu yaptım. Çünkü burç yorumu evet talebe göre e, yani arz talep meselesi. insanlar istiyor evet, e, böyle keyif, bir şey almak istiyorlar. Ya bir bakayım burcum ne evet. diyor bugün diyor. Hoşuna gidiyor. E, ama genelleme yapıyoruz sonuçta. Hı hı. Yani boğa derken e, ne kadar milyarlarca boğa var. Yani bunu tek bir Kalıba indirgemek tabii ki de ne kadar tutabilir veya tutmaz bu çok göreceli. Ben burada bazen de bir anlamda şöyle olumsuz oluyor bu ya diyorlar işte okuyorum okuyorum ikizlere şunu demiş bir o benim hiç alakam yok. Evet e çünkü senin yükselenin başka, başka senin ay burcun başka gezegen diye dağılımın başka burada sadece bir kelimeyi alabilirsin belki kendine bugün şanslı bir gün demişimdir ikizler için diyelim ki hı hı. aa bugün iyiymişim. Mottosunu kullanabilirsin kendine yoksa işte karşılaşman vardır biri karşılaşır öteki karşılaşmaz e, gibi gibi ne oluyor değişken yani bunlar. Parmak izimiz gibi o da farklı yani herkesin Tabii. haritası o parmak izi gibi farklı o yüzden önce bir doğum haritasını öğrenmek gerekiyor ama evet. doğum saati şart. Doğum saati şart. Doğum saati olmazsa olmaz çünkü yükselen ona göre belirleniyor hı hı. ve e, bazen tabii ki ben replikasyon çalışması da yapıyorum doğum saati bulma ama bu mesela 2-3 saatlik bir mesafe bir aralık varsa bulunur yani burada mesela kişi işte 30 Temmuz 1976'da doğmuş. Saati hiç belli değilse bunu bulmak gerçekten zordur bu arada. Ama bana diyorsa ki sabah saatleri 10 ile 12 arası doğmuşum. Daha kolay değil mi? Onu bulmak daha gerçekçi. Onu söyleyeyim. Yani o tüm gün değil... O 10 ile 12 eser 2 saatlik 3 saatlik bir aralık var ama emin Hı. değilim. Ve o aralıkta da yükselen yengeç de olabiliyor, aslan evet. da olabiliyor, başak da olabiliyor. Biz bir takım sorular alıyoruz karşı taraftan önemli hayatının. Evet yaptırmak isteyenler de bir öğrensin. Evet. evet. Evet ee, bazı önemli doneler alıyoruz hayatında işte önemli kıstaslar Allah korusun bir kayıp yaşamıştır bir ölüm, evlilik ee, çocuk doğumu, evet. taşınma, düşmüşler bunları... yüzünde bir yara olmuştur gibi böyle ufak ufak detayları bir şeyleri alıp onlar mı? üzerinde oynayıp e, buluyoruz. Öyle o zaman doğum saatim benim net değil ben doğum saatimi öğrenmek istiyorum diyenler de rektifikasyon olarak geçiyor. Evet. Bunun da bilgisini alabilirler. Evet. Zor bir konu evet. değil. Evet. Ay tutulmasına geçelim mi? Ay tutulmasına reklamlardan sonra geçelim mi? Tamam peki. 25 dakikayı doldurmuşuz. Kısa bir reklam arasına gidelim o zaman. Kısa bir reklam arası ardından tekrardan buradayız. Evet hafta sonu günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Astrolog Dolunay Karaca bizlerle 5 Mayıs Akrep Burcu Ay tutulması Koç Burcu'ndan başlıyoruz. Evet başlayalım. Koç burcu neler bekleyecek? Koç burcu bu tutulma ile birlikte özellikle ödemeler konusunda bir takım sıkışıklıklar yaşadığını hissedebilir. Gerçekten borçlar, krediler, faizler, borç almak, borç vermek gibi konularda özellikle tetiklenecektir, etki alacaktır. Beklenmedik ani haberlere maruz kalabiliriz dedik bu tutulmayla birlikte. Beklenmedik para çıkışları olabilir koçlar için. O yüzden elini ayağını tedbirde tutmalı. Hmm. Umulmadık yerlerden para çıkışları olabilir ama tabii ki para girişleri de olabilir. Beklemediği bir yerden alımlar da yapabilirler. Şimdi 8. evinde yaşıyor. Aslında zor bir evdir. Psikolojik anlamda 8. ev. Ölüm teması ama burada fiziki olarak bunu algılamayalım hani korkutmayalım kimseyi. Evet. Ee, var olmakla alakalı, yeniden doğuşla alakalı bir evde Dönüşüm, yaşıyor. Dönüşüm ben evinde dönüşecek. yaşıyor. Bazı şeyleri travmalarla yüzleşmek, bunları dönüştürmek ve daha da güçlenmek adına aslında avantajlar da yakışacaktır koçlar. Partnerleriniz varsa sevdiğiniz kişi, eşiniz veya da işte birlikte yaşadığınız, birlikte sevdiğiniz insanla bazı ekonomik durumlarınızı değerlendirmelisiniz sevgili koç. Koçlar. Gene partnerinizin eşi işinde bir takım bitişler, sonlanmalar, neticelenmeler olabilir. İş değişikliği yaşamak isteyebilir. Farklı bir alanda, farklı bir kulvarda devam etmek isteyebilir. Ona destek olmak gereken bir süreç olacak koçlar için. Peki yükselenlere göre dinlesinler mi izleyicilerimiz? Kesinlikle en başta esas yükselene göre. Yani şu an biz koç burcu diyorsak aslında yükselen koç ve koç burçları dinlesinler onları. Evet. evet. O zaman evet. boğa burcuna geçiyoruz. Hem boğa burcu hem de yükselen burcu boğa olan olanlar. kişiler. Aynen. Boğa burcu özellikle ilişkiler alanında bazı bitişler sonlanmalar yaşayabilir bu e, olumsuz olarak sürümcemede olan gerçekten artık gitmeyen hı hı. E, bir şekilde fedakarlık yapıp yapıp sonucuna ulaşamayan artık yorulan boğalar yükselen boğalar varsa ilişkiyi sonlandırmak adına özgüven kazanıp e, gerçekten net bir karar alınabilir e, bu dönemde yükselen boğalar için boşanmalar ayrılıklar e, krizler ilişkilerde gündemde olacaktır e, zaten geçen sene neden beri var olan bir takım sıkıntılar varsa artık tamamen aa, yuka çıkıp e, bunun neticelenmesi gerekiyorsa e, bu bitişi yapmaları gerekiyor boğaların. E, fakat e, ilişkisinde e, daha başlangıç aşamasında daha taze olan boğalar varsa bunların da tam tersine ...güzel bir haberle taçlandırılması söz konusu olabilir. Yani ilişkiyi bir üst boyuta götürmek. Hi. İşte evlenelim, biz daha ciddi bir adım atalım... ...ailelerimizi tanıştıralım diyebilirler. E, Boşta kalpleri bir yükselen boğanın şayet... E, ...birisiyle tanışabilir, ruh eşiyle tanışabilir bu süreçte. Bu ay tutulması ona bu anlamda da... E, ...bir sonuç, bir netice, hayatına birini katmakla ilgili... ...bir netice getirebilir. E, Uranüs boğa burcunda karşıtlık yapacak dolayısıyla... Uranüs'ten aldığı o farklı hissiyat, farklı manevralarla hiç ummadığı, beklemediği ilginç kişilerle tanışabilir boğalar. Boğalar o zaman biraz şanslı başladı. Hem şanslı hem ya hiç gibi bir, bir durum bir olabilir durumu değil var. Yani. Aynı akrep tutulması gibi evet. <laughs> Eyvah yani o zaman hem iyi hem kötü. Eğer hem var iyi, olan bir kötü. ilişkiniz varsa ya devam ya tamam Aynen öyle ya evet ya hayır diyecek ve bu anlamda bir karar verecek boğalar. Peki o zaman ikizlere geçiyorum. Yükselen ve kendi borcu yükselen ikizler burcu olanlar. ikizler olanlar zaten biz haritaları okurken yükselen burcu bazalıp onun üzerine oturtarak okuduğumuz için hmm. o yüzden esas yükselen burca göre yazılıyor, çiziliyor, anlatılıyor. Yükselen burcunuzu okuyun dinleyin sonra kendi burcunuzu okuyup kombinleyin diyorum ben burada yükselen de tabi doğum saatiniz olmadan olmuyor ve Hı -hı. doğum saatinizin net olması gerekiyor ki rektifikasyon işte o yüzden var evet ee, yani yükselen yanlış olursa tüm harita etkileri kayacaktır kayacaktır kesinlikle evet, şimdi evet. yükselen ikizler ve ikizler burcu için özellikle bakış açısını değiştirmesi gereken bir zaman diliminden geçiyor ikizler ee, bu anlamda yaşama dair bakış açısı aslında hayatın günlük rutinlerine dair bakış Açısı. Yani günlük motivasyonlarını yenilemek, değiştirmek, hı hı. farklılık katmak. Zaten ikizler burcu farklılıkları seven, değişken, hareketli bir burçtur ve bu anlamda da günlük işlerde bazı sorumluluklar ağır gelmiş olabilir. Bazı konular rutin, monotonlaşmış olabilir bazı rutinler. Bunları biraz kırmak isteyebilir. Ofis içinde bir taşınma değişiklik ofis içinde bir, bir takım bazı kişilerle e, ayrışmazlık yani anlaşamama gibi konular zaten Merkür retrosu da devrede. Hmm, Dolayısıyla de, yanlış anlaşılmaları açık bir süreçten geçiyor İkizler burcu. Bu anlamda ofis içinde günlük hayatta karşılaştığı kişilerle konuşmalarına, iletişimine dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyor bu ay tutulmasında ve beslenme, sağlık adına da gene önemli rutinlerini değiştirmesi gerekiyor. Ciddi, keskin kararlar alması gerekiyor. Sağlık olarak ikizler ve yay biraz hassaslar bu ay tutulmasında. Yani o zaman biraz sağlık anlamında, sağlığa, Etkiyetler. beslenmeye, uyku düzenine dikkat etmek gerekecek. Daha böyle hani işte yeme saati belirsizdir. Bu ara hmm. böyle çok ne bileyim fast food yiyordur bir şeydir. Biraz daha artık bunun düzene girmesi gerekliliğinin altını çiziyor ay tutulması. Oldu. Minimum düzeyi o zaman indireceğiz bu etkileri. Evet. İkizler evet. bu kadar mı peki? İkizler bu kadar. İkizler, evet. İkizler bu kadar. Bir sonraki burcumuz o zaman geçelim. Yengeç, Yengeç. burçlarına geliyorum. Bakalım yengeçler su grubundan. Dolayısıyla tutulmamız da akrep burcu su grubundan. Dolayısıyla aslında bir üçgen açı ve üçgen açı olumlu bir açıdır astrolojide. İşlerin kolay ilerlemesi böyle bir destek görmek anlamındadır. Bu anlamda yengeçler, balıklar bu tutulmada daha rahat aksiyon alma, daha kolay ilerleme şansına sahipler. Yengeç burçları özellikle keyif aldıkları konular, hobileri, aktiviteleri, aşklar, flörtler 5. evden yaşıyor bu tutulmayı. Bu alanda bir takım değişikliklere gitme, gene karar alma, netice görme, sonuç alma durumunda olacaklar. Belki hobilerinden para kazanmaya yönelebilir bazı yengeçler, yükselen yengeçler. Ee, evlilerse çocuk sahibi olmakla ilgili, hamilelikle ilgili. Ee, belki hı hı. tüp bebek tedavisi olsun veya da işte beslenme gene düzenleri çocuk yapma yapmama partnerleriyle konuşup bunu neticelendirmek üzerine adımlar atabilirler. Zaten çocuk sahibi sahibiyseler onların sorumlulukları eğitimleri ön plana çıkabilir. Ee, onlarla daha çok vakit geçirmek isteyebilir. Ama genel hatlarıyla hayattan keyif aldığı ne varsa onun üzerine gitmeli yengeçler. Yani zor sıkıcı zamanlardan geçtik hepimiz. Ee, bu anlamda artık biraz daha hayatın tadını almak biraz daha keyfini çıkartmak biraz daha kendimize yönelmek kendi kişisel ihtiyaçlarımızı kendi zevklerimize, hobilerimize, bizi Hı -hı. mutlu eden şeylere yönelmek üzerine bir tablo çizmesi gerekiyor yengeçlerin. Yengeç zaten biraz da verici, çok böyle anaç bir yapısı yok mudur? Belki evet var. Vaktimiz kalırsa o burçların ufak, ufak ufak özelliklerini de alacağım ben sizden. Tabii tabii. O fedakarlık enerjisini belki biraz daha geri çekip biraz ben ne istiyorum, neler yapmalıyım Hı, demeli mi? Çok doğru, mi? çok doğru güzel bir noktaya değindin sevgili Dilek. Evet o fedakarlık temasından çıkıp biraz... Ben neyden hoşlanıyorum? Benim hobilerim ne? Kendi sporuma vakit ayıracağım, kendi ihtiyaçlarıma vakit ayıracağım. Diyeceği bir sürece girecek yengeçler. Yengeçler de o zaman artık birazcık ben demeyi öğrenmeyi. Evet. Öğrenmeleri gerekiyor diyeyim. Evet, dinlerim. evet, Sına evet. Sıra geldi başa Benim şimdi de burcum. aslana geldi. Aslandıyız. Ben hızlı. Ama yükselen de aslan. Yine dinlerim. Aynen. <laughs> şimdi aslan başak devam. Şimdi e, aslan burçları önemli bir e, yerden dördüncü evden yani bu astrolojide 12 ev 12 burç var dedik hı hı. ve önemli evler var birinci ev dördüncü ev yedinci ev ve onuncu ev çünkü tam böyle aksların kesiştiği noktalar bunlar dolayısıyla ailevi konular ülke yurt atalar bunlarla alakalı Aslan burcunun alacağı temalar. Tabi burada gizli kalmış konuların açığa çıkması, ailevi konularda bazı sorunların tekrar gündeme gelmesi, bir böyle hani yastık altına attığımız, önemsemediğimiz konularını kapattığımız şeylerin Merkür retrosu ile beraber tekrar açığa çıkması ve bunların neticelendirilmesi gerekebilir. Ailevi sorunlar yaşanabilir. Biraz gerginlikler aile içerisinde işte ego problemleri yaşanabilir. efendime söyleyeyim miras konuları, miras kavgaları, bir takım bölüşümler, paylaşımlar üzerine Konuşmalar, netleşmeler gerekebilir. Tüm ailevi konuların masaya yatırıldığı bir süreç olacak aslan burçları için, özellikle yükselen aslanlar için. Hmm. Aile demişken tabii ki burada ev, emlak konularını da içeriyor bu aks. Yani taşınmak, yer değiştirmek, böyle bir radikal karar alıp şehir değiştirmek, iş değiştirmek gibi önemli manevralardan geçecek aslanlar ve hayatlarıyla ilgili önemli kararlar alacaklar. Bu tutulma artık diyor ki yumurta kapıya dayandı. Ne yapman gerektiğini biliyor. ...ve buna göre harekete Aa, geç harekete diyor. geç diyor. Bakayım ne yapacağım. <laughs> o zaman ben de ufak ufak artık yolumu... Bir bu. taşınma <laughs> mı var <laughs> yoksa? <taşınayım>. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyordum aslında öyle bir niyetim vardı. Ama tabii bu ne zaman olur bilmiyorum. Belki de bu tutulmayla beraber... Bu kodunca olacaksa zaten ki öyle gözüküyor. Hı hı. E, aile konularının gündemde olması taşınma olabilir, ev konuları olabilir. Şimdi evlenme de olabiliyor bu arada. Çünkü o, e, yani <laughs> neden olmasın? Belli olmaz. E, evlenme çünkü ev, düzen, yuva hmm. e, anlamındadır Tabii ev. Tabii evet, öyle. Tabii ki. E, gene bir e, hani evini evlenip farklı bir yere taşınmak, bir yuva kurmak anlamında da e, önemli kararlar alınabilir Aslanlar için. O zaman öyle de yorumlayabilirsiniz. Eğer tabii evlenmek ki. istiyorsanız uygun bir zaman dilim. Belki bir teklif bile alabilirler. Bir teklif bile Değil alabilirler. Yine önemli bir karar aşamasında olacaklardır tabii ki. Tabii ki. O zaman sıra geldi Başak'a. Şimdi Başaklardayız evet. Bakalım Sevgili ne başaklar. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar için iletişim konuları ön plana çıkıyor. Ticari konular, ticari faaliyetler, para alış Verişleri ön plana çıkıyor. Seyahatler gene ön planda. Özellikle kısa seyahatler. Bir yerden bir yere gidip gelmeler efendime söyleyeyim belki daha hareketli bir yaşam bu anlamda. Daha koşuşturmalı bir yaşam. Üçüncü ev tabii yakın çevremizle alakalı. Kardeşlerimizle, kuzenlerimizle, yakın akrabalarımızla veyahut da böyle hani aile gibi gördüğümüz kanka dediğimiz o arkadaşlıklarla alakalı onların hayatında bazı bitişler sorunlar olabilir onlara destek olmak gereken durumlar olabilir onlara yardım ile uzatmak gereken durumlar olabilir sevgili başaklar için. Kardeşleriyle veya işte yakın çevreleriyle bir takım komşularla pürüzler, sorunlar, uyuşmaz fikirler, farklı fikirler açığa çıkabilir. Bunları tölere etmek gerekiyor. Şimdi Başak Burcu mükemmelliyetçi bir burçtur. Ve her şey dört dörtlük olsun ister. İnce eler, sık, sık dokur. dokur. Ve karşı tarafı eleştirme konusunda bazen aslında boyunu aşabilir. Bu kötü niyetli değil aslında iyi niyetli söylenen. İşte bak şu saçın olmamış ...derken ben sana aslında bunu iyi niyetle söylüyorum... ...ama karşı taraf işte bunu yanlış anlayabilir... Evet. E, ...gibi durumlara maruz kalıyor... ...bu arada saçı çok güzel Teşekkür olmuş... ...teşekkür ederim... <laughs> Örnek <Önde kol gülüyor> olarak dedik... <Evet. gülüyor> <laughs> ...övde kolağına dedik... Burada, evet. ...yani burada eleştirinin... ...hani bazen Dozulu, şeyi, değil dozunu değil ayarlamak gerekiyor... İyi niyetle yapılan şeyler... ...yanlış anlaşılmalara... ...işte o iletişim aksı dedik ya... ...tam da iletişim hanesine denk geliyor diye... E, ...ve bu anlamda da kişiler... o ...karşı taraftan kaçabiliyorlar... E, küslük yapabiliyorlar. Alınabiliyor onlar çünkü herkes Başağın güçlü bir karakterde değil. Başağın da eleştirisi ama zordur değil. biraz yani bir de eleştirir. Tabii. Ben bu arada hani başağım ama Öyle eleştirisel tarafım yok ama eleştiren başka arkadaşlarım var. Çok sert dille eleştiriyorlar. Hani Buna eleştir, biraz dikkat mi? etmek gerekiyor bu tutulmada işte. Evet değil mi? Ya yani Bunu yapmamak gerekiyor. Bunu yapmamak başaklar gerekiyor. Bunu, yapmasın. bunu yapmasınlar. Başakların ay tutulmasında altı çizilen noktası bu. Kimseye karışmayın. Etliye sütlüye bence şöyle yapın. Yanlış Evet. anlaşılmayın. Evet. Bu evet. sefer kavga kıyamet. Boşuna hani negatif enerji üstünüze çekmeyin. Aynen öyle diyorum. O zaman Başaklar için de bu yorum geldi. Evet. Şimdi terazi burçlarındayız. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Bu arada reklama falan. Reklama var herhalde Girmiyoruz değil mi? Hani... Hayır, hayır şu anda tamam. var uzun uzun konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Maddi konular arkaya. özellikle teraziler için önemli. İş konuları önemli. İş açmak, gerçekten kendi işine sahip olmak la ilgili para temaları ile ilgili konularda bir tutulma yaşayacak akrep tutulmasını ikinci evde olduğu için kendi öz değerleri kendi kişisel değeri sadece maddi olarak almayalım hatta bunu sadece somut şeylerle ilgili almayalım kendi Kişisel olarak değerini, değer yargısını ortaya çıkartmakla alakalı gene aynı zamanda kendine verdiği değer çok önemli burada terazinin. Hani demin dedik ya yengeçler kendini ön plana alsın. Evet. Şimdi terazilerin artık kendini bu anlamda ön plana alması gereken de bir süreçten geçiyor olacağız. Tabii ki bu kendi ayakları üzerinde durmak, iş yapmak, çalışmak, üretmek, bununla ilgili yeni fırsatları görmek, bazı finansal işbirlikteliklerine açık olmak gereken bir süreçte olabilir. İş teklifleri alabilirsiniz sevgili teraziler. İş başvuruları için güzel bir süreç sizin için. Çünkü artık böyle bir aşamadan, böyle bir döngüden geçiyorlar akrep tutulmasıyla. Artık hani kendi gücümü elime almalıyım. Kimseye dayanmamalıyım sırtımı. Kendi paramı kazanmalıyım, kendi ayaklarımın üstünde durmalıyım diyecek terazi. Eğer yetmiyorsa bugüne kadar yaptığı çalışıyor belki de elbette yetmiyorsa bunu daha farklı, daha alternatif nasıl geliştirebilirim, üstüne daha neler koyabilirim mi? düşünmesi gerekiyor. Ve maddi kaynaklarını çoğaltması gerekiyor terazilerin bu anlamda. Güzel fırsatlar o zaman önüne de çıkabilir. Kesinlikle. Çok da kötü bir yani çıkabilir. Yok şimdi ay ya, tutulmasıyla evet. tabii ki işinden memnun olmayan teraziler olabilir. Mutsuzluklar olabilir. E şimdi anlaşamıyorsunuzdur veya sizi gerçekten tatmin etmiyordur aldığınız maaş. E çok çalışıyorsunuzdur. Karşılığını göremiyorsunuzdur. Bu anlamda da bir dönüm noktası. Ya ben hmm. bunu artık değiştirmeliyim demek ki. Çünkü ay tutulması hmm. her her şeyin görünür olduğu, gerçekten kabak gibi ortaya çıktığı Artık yumurtanın kapıya dayandığı süreçleri anlattığı Dolunay'dan için dolunaylardan daha zor dediniz tabii değil ki mi? dolunaylardan daha üst oktav, daha vurgulu, daha teması güçlü. Dolayısıyla bu durumda diyecek ki ya ben artık hani bir şekilde teraziler naiftir, uyumludur. Bir şekilde idare etmeyi sever. Artık idare etmiyorum. Noktayı koyuyorum kardeşim bitti hmm. diye bilmeli. Bu noktaya da gelmelisiniz. Evet sevgili teraziler. Bir sonraki burcumuz. Şimdi içeriyorum. notlarıma baktığımda bir sonraki burcumuz Akrep burcu zaten. Zaten, <laughs> zaten kendi aksında oluyor. Ee, Akrep kendi ev sahibi. ev sahibi. Ya hep ya hiç. Ya benimsin ya kara toprağın sevdiği zaman tam seven, tutkulu, sahiplenici, derin temaları olan Akrep yüzeysel kalamaz akrep insanı. Yani hiçbir şeyi böyle yüzeysel dışarıdan işte olduğu kadar olsun yapamaz. Derinine inmek ister, araştırmak ister. Dedektif ruhludur. Gerçekten bunun altyapısında ne var acaba diye merak eder. Araştırmacı ruhlu gerçekten çok güçlü çalışır. Şimdi akrepler kişisel değerleri kendi birinci evinde yaşadığı için kendi belki dış görünüşüyle ilgili kendi işte kilosu, saçı, efendime söyleyeyim giyim tarzıyla alakalı bir takım değişiklikler yapmak isteyebilir. Kendi tavırları, konuşması e, tamamen bunlarla ilgili bir takım e, değişiklikler yapmak isteyebilir. Bazı estetik operasyonlar, işte görüntüyle ilgili gene bazı girişimlerde bulunmak isteyebilir ki 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilmesini evet, tavsiye ediyorum ben. Bunun dışında hisleri çok yüksek olacaktır. Duygusal e, iniş çıkışları çok yüksek olacak. Rüyaları mesajlı olacaktır zaten akrep his olarak en hisleri kuvvetli burç dolayısıyla akrep burcunun rüyaları sezgileri gerçekten kuvvetli yani bir alana girdiği zaman oradaki sevilip sevilmediğini orada bir şey olacak mı olmayacak mı hissiyatını akrep çok rahat sezebiliyor. Doğru. Bu anlamda da bu ay tutulmasında belki biraz uyku problemleri yaşayabilir biraz baş ağrıları yaşayabilir geçmişe dönebilir geçmişte yaşadığı travmaları düşünebilir. Bunlar onun ruhsal durumunu tetikleyebilir. Tüm bunlarla savaşıp güçlenip çıkması gerekiyor bu akrep tutulmasından kendi burcunda gerçekleşen. Yani bir şey için evet net karar alacak. Bu her konu olabilir. Dediğim gibi kendi kişisel konuları olduğu kadar hayatın genel akışında gene o da evlilik, taşınma, yer değişikliği, kendi işini kurma, o kendi çocuklarıyla bir bir şeyler yapmak, işte onların sorumluluklarıyla ilgili olabilir. Hayatın her aşamasında önemli manevralardan, önemli karar aşamasından geçiyor sevgili akrepler. Aslında küllerinden yeniden doğacaklar diyebiliriz. Kesinlikle. Birinci evde oldukları şey. Kendime yeni bir ben lazım Değil diye mi? yeni Ay bir evet, ben evet, lazım. İşte evet, evet, evet. Saçımı artık böyle yapacağım artık işte az konuşacağım bunu yapacağım. Duruşumu, böyle değil yapacağım duruşumu böyle yapacağım insanlarla arama mesafe koymuyorsam koyacağım koyuyorsam e, belki koymayacağım evet, gibi bir e, u dönüşü gibi Evet, düşünebiliriz. Bir manevra yapacaklar anladığım evet, kadarıyla. Evet, bu tutulmayla evet. da bu etkiler ortaya çıkacak. Belki Aynen. çok canları yandı Şimdi, bu taburlar yüzünden. E, akrepler tabii hani ikinci olarak da algılanır ya bazen. Evet. Hani, aa akrep korkarsın böyle ay akrep misin falan diye. Aslında akrep e, hiç değil tam tersi. Bunu da e, pek çok yerde de anlatıyorum ben. Çünkü benim mesela e, çok sevdiğim insanlar akrep burcu. E, son derece iyi niyetli, son derece temiz kalpli, yardımsever. Karşı tarafa böyle gönülden karşılıksız fedakarlık yapabilen bir yapıdalar aslında. Bunun sadece karşılığını alamazsa üzülen bunu unutmayan da bir yapıdalar. Çünkü hassas su, su elementi. Şimdi en hassas burç mesela balık diye bilinir ya değil. Hı hı. En hassas burç akreptir. Yani çünkü çok derinden yaşar e, o evet. hissiyatı. Dışarıya da çok belli etmez. Dolayısıyla unutamaz. Unutamadığı için a gün gelirsen ona bir şey yaptığında ay e, zamanda da böyleydi dediği evet. için a bak kincisin diyor. Aslında o kincilik değil de bir savunma mekanizması hatırlamak belki de olan şey. Hatırlamak bir şeyi. Evet, yani da, evet. hatırlamak çünkü çok iyi niyetle bir hareket yapılmış. E karşılığında da e, kötü farklı bir şey, bir şey alınmış. alınmış. Dolayısıyla bu unutulmuyor. Hani anlatabiliyor muyum? Bir düşünce de kötü bir bir durum aslında yok. Hani iş eğer intikam boyutuna yer gitmezse mesela akrepler içinde intikamcı falan derler. ama işte yani o, o dediğimiz... çok şimdi akrep mesela burçlar içinde sadece akrep üçe ayrılır. Hani bir akrep akrep, akrep kartal, akrep yılan diye böyle üç bölüme ayrılıyor aslında. Dolayısıyla bazı akrepler gerçekten inanılmaz maneviyat duygusuyla dolu. Son derece insancıl, son derece öyle kinden, nefretten uzak duran bir yapı. Kimisi bana yapılırsa ben de yaparım. Hmm. mantığında. Yani sen bana iğneyi sokarsan ben de sana sokacağım. Bunun kaçarı yok. Kısasa kısas. Kısasa Göza kısas. Dişlişliş modunda. Diğer üçüncü grupta biraz şüpheci, entrikacı ve baştan hani bu iş iyi gitmeyebilir. Ben bunu baştan çomana sokayım diyen hmm. gruba denk geliyorsanız zor. Evet. Yani bu üçüncü akrep <laughs> neydi bu? Kartal <laughs> Aynen. akrep. Akrep akrep. Evet. Akrep akrep, kartal akrep, yılan akrep. Evet, evet. Şimdi yaylardayız sevgili, sevgili yaylar. Geçelim. Yükselen burcu yay olanlar. Sizler 12. evinizde zor görünmeyen arka planda kalan bir evde yaşayacaklar bu tutulmayı 12 ev 12 burç var dedik her evin ayrı bir anlamı var dedik Dolayısıyla 12 ev evet biraz geçmişle bağlantılı geçmiş konular, affedemediklerimiz, işte içimize sindiremediklerimiz, unutamadıklarımızla alakalı, Akrep'te Akrep de hani dedik ya hissiyatlarla ve derin temalarla tekrar önümüze getirecek bunları. Yay burçları çok spontane, canlı kanlı burçtur. Çok neşelidir ve hayatı polyana sazında yaşamayı sever. Yani ufak şeylerden mutlu olur, keyifli bir burçtur, neşelidir, spontanedir. ateş elementi böyle bir enerji yüksektir yaylarda. Şimdi bu tutulmayla birlikte biraz duygusal gerilimlerin içine çekilebilir. Biraz geçmişi anımsayabilir. Geçmişte ona yapılan e, anıları veya da işte aşksa bu ilişkiyse e, o yaşadığı kötü ayrılık tekrar gözünün önüne gelebilir. Benim yaylara tavsiyem geçmişle bağını kopartsın. Geçmişi tamamen gömsün. E, affetsin. Yüzleşsin bununla evet. Belki ağlasın. Ee, belki e, bir şekilde yüzleşsin, konuşsun karşısındakiyle. Ama bunu tamamen affederek, affederek kendini şifalandırarak ve bundan sonra artık o konuyu tamamen kapatarak yoluna devam etsin Çünkü böyle olması gerekiyor bu tutulmayla ile birlikte e, hayatımızın içinde e, iyi günde var kötü günde var e, siyahla beyazın dansı gibiyiz biliyorsun evet, Hayat böyle bir e, manevra ne kadar üstünü kapatıp e, normal hayatımıza devam etsek de hepimizin acıları hepimizin zorlukları var hayatta e, hepimizin kayıpları var vesaire tüm bunlarla vedalaşma zamanı yaylar için ve psikolojik bir süreç onları bekliyor. E, psikolojik, Bu bunun için ben bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, kendi kendine dingin kalıp böyle kendini rahatlatacak bir e, arınma e, odası belki yapıp Hı -hı. E, nasıl rahatlıyorsa kişi. Kimisi doğada yürüyüş yaparak rahatlar, evet, kimisi, kimisi yalnız kalmak edenler, evet. ister, kimisi müzik dinlemek ister, kimisi ağlamak ister. Bir şekilde yayların şifalanmaya ihtiyacı var. Evet o zaman psikolojik bir süreç, psikolojik o süreçten güçlenmek yayları bekliyor. Eğer evet. aşamazlarsa da bir doktor yardımı alıp da belki olabilir. Çok böyle terapiler, konuşmalar olan da onlar da Elbette olabilir. tabii ki tabii ki tabii ki onları da yapabilirler diyoruz. Yapabilirler diyoruz. Oğlak burçlarına geldik şimdi. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar sosyal çevresinde bir tutulma yaşayacaksınız. Arkadaş hanesinde olacak bu. Demek ki bazı arkadaşlarla bazı sosyal çevrelerle artık bir yol ayrımının geldiğini gösteriyor. Size hizmet etmediklerini veyahut da belki artık sizin onların hayatında bir e, göreviniz, göreviniz kalmadı, kalmadığını gösteriyen yani bir yerde olacak tutulma. Demek ki bazı insanlarla hani boşu boşuna kimse hayatımızdan çıkmıyor. Demek ki artık aynı frekansta değiliz. Frekanslarımızın yönü değişmiş, boyutu değişmiş, ayrı kafalarda olabiliriz, ayrı duygu düşünce veya ayrı hayatın koşturmasında mücadele ediyor olabiliriz. Şu an biz seninle arkadaşızdır ama senin mücadele ettiğin konum bambaşkadır, benimki bambaşkadır. İlla da aramızda bir küslük veya musibet olmasına gerek yok ama benim ilgilenmem şeye gereken şeyler başka olduğu için bir yol ayrımına girmiş olabiliriz seninle. Yani burada illaki kavgayı, dövüşü, tartışmayı, rekabeti, hırsı barındırması gerekmiyor. Ama bazı insanlarla, evet sevgili yükselen oğlaklar, bazı insanlarla bir yol ayrımındasınız. Bir çevreden kopuş yeni bir çevreye girişin habercisidir. Dolayısıyla bir sosyal alanda, belki bir dernektesiniz, belki bir çalışma yardım kuruluşundasınız, belki sosyal arkadaşlarınızla yaptığınız bir organizasyondasınız. Tüm bunların artık bir bitişi bir neticelenmesi söz konusu. Bunu bitirip yepyeni bir sayfaya, yepyeni bir döngüye girecekler. Belki bu sosyal alanlarda yeni insanlarla karşılaşacaklar. Belki hayatlarına yeni birilerini dahil edecekler. Ve bu yeni tanışılan insanlar da onlara iş anlamında, ne bileyim kariyer anlamında güzellikler açabilir. Sonuçta ben oğlaklar için yeni insanlarla tanışın, size hizmet etmeyen insanlarla da tatlı tatlı vedalaşın diyorum. Ve oğlaklar için de o zaman eğlenceli bir dönem onları bekliyor diyebiliriz. Sana 5. evinde mi gerçekleşiyordu? 11. evinde. 11. evinde gerçekleşiyordu. Olsun yine de çok öyle şey bir durum değil. Kötü bir durum değil. Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Ardından tekrardan buradayız. Sizin hareket... Evet, hafta sonu günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Oğlak burçlarını öğrendik. Şimdi sırada son iki burcumuz. Son iki tane burcumuz kaldı. Onları da öğrenmiş olalım. Bakalım neler bekliyor. Evet, Kova ne burçlarındayız. Burcunu... Yükselen Kovalar, sabit burç olarak Kovalar da önemli bir yerden, özellikle kariyer konusunda ay tutulmasını yaşıyor olacak. Hmm. Demek ki onlar da iş değişikliği kariyer alanlarında kendi motivasyonlarını çok da böyle hmm. e, iyi hissetmedikleri veyahut da gitmeyen tıkanıklık hissettikleri yerlerde hmm. e, bazı manevralar, değişikliğe gitmek durumunda olabilirler. İş değişikliği yaşayabilir bazı kovalar gene e, statülerinde veyahut da yapmak istedikleri konularda e, yeniden e, bir takım eğitimler almak durumunda kalabilir. Zaten kova burçları e, gerçekten gerçekten özellikle modern böyle farklı bilinçlere farklı eğitimlere çok yatkın, orijinal sıra dışı, farklı idealleri olan bir yapıda, hümanist bir yapıda Kova Burcu. Ekip çalışmasına çok yatkın bir Burç'tur Kova. Sadece ben değil, hep birlikte adım atmak, hep birlikte yürümek, hep birlikte bir şeyler yapmak, karşı tarafı dinlemek, onun da motivasyonlarına önem vermek konusunda gerçekten algıları yüksek bir Burç. Bu anlamda kendilerine gerçekten onların onlar da iş bazında hizmet etmeyenlerle yolunu ayırabilir ama güzel yeni bir ekip kurup tekrar hayata, iş hayatına, kariyer, statü alanına önemli devam edebilir. Şimdi kovalar için ebeveynler bu dönemde önem arz edecek. Ebeveynlerinin sorumlulukları Onların işte bir takım sağlık belki veyahut da desteğe ihtiyaç duydukları daha fazla e, arama, sorma, motivasyon, onlarla daha vakit geçirme, onları bir şeylerin içine daha dahil etme durumunda olabilirler. E, bu gibi anlamda annelik, babalık, kendi ebeveynliklerini sorgulayabilirler. Ve e, gene evlenmeyle ilgili hayatlarında, hayatlarına e, ciddi bir ilişki alma adına da karar verecekleri bir tutulma olacaktır bu. Önemli bir tutulma yani tam görünür oldukları, konuştuklarının göründüğü, hareket ettikleri her şeyin görünürdü olduğu, hiçbir şeyi saklayamadıkları, hmm. net oldukları bir tutulma kova burçlarını bekliyor. Onları da fleş bir görüntü bekliyor sanırım artık. Ne yaparlarsa ortada olacak anladığım evet, kadarıyla. Evet, kesinlikle. Son burcumuza geçiyoruz o zaman. Balık burçları, Balık. yükselen balıklar ve sevgili balıklar. Sizler... Su grubu olarak yengeçler gibi e, olumlu, uyumlu yani üçgen açı alıyorsunuz astrolojide üçgen açı yardım temasını barındırır, destek temasını barındırır, işlerin daha kolay e, ilerlemesini barındırır. Dokuzuncu ev dediğimiz alanda astrolojide din, felsefe, inanç ve e, hayata bakış açısı, hayata e, motivasyonları ile ilgili ve gelecekle ilgili bir takım kararlar almak, bir takım hedefler, bir takım yaratıcılık gerektiren konuları hayatına çekebilir. Bu Bunlarla ilgili bazı bakış açısını değiştirmek gerçekten ben değer yargılarında veya inanç sisteminde buna inanıyordum ama aslında bu beni yanılttı, bu beni şaşırttı. Aslında bakın şu inanış, şu tavır daha doğruymuş diyecekleri bir dönemeçten geçebilirler. Çok yönlü olacaklar. Bu çok yönlülüklerini kullanabilecekler. Zaten bu kelemon gibidir balıklar. Değişkendir. Her ortama evet. ayak sağlayabilir. Her ortama uyum sağlayabilir. Dolayısıyla balıklar bakış açılarında hem felsefe hem din hem inanış olsun. Belki kişisel gelişimleri olsun. Yeniliklere yelken açmaları gerekiyor. Bazı balıklar bu süreçte özellikle yükselen balıklar hukuksal bir konusu, hukuksa bir dava süreci varsa, hı hı. hak, adalet yerini bulsun istiyorsa bununla ilgili mücadeleye girebilir. Yani aman boş ver demesinler. Ee, gerçekten hakkını araması gereken bir tutulma aşaması bu. Ee, yeri gelen, süre gelen davalar varsa bunun neticelerini alabilirler, sonuçlanabilir. Uzun uzadıya geçen seneden başlayan bazı problemler ve hani bitmeyen davaların neticesi görülebilir. Gene medya ile ilgilenen, yaratıcılıkla ilgilenen, iletişimle ilgilenen pazarlama reklam sektörleri e, bu anlamda bir dönüşümden geçiyor olabilir. E, biraz krizlerle gelen bir dönüşüm bu. Belki biraz e, maddi krizler, belki yetersizlikler ve bununla ilgili artık bir değişimin yapılması gerektiğinin altı çizilecek sevgili balıklar için. Ve tüm burçları da bu şekilde bitirdik sanırım. Evet. 5.12 bulutsu tutulmasının tüm burçlara olan etkilerini öğrenmiş olduk. Bir Hepimizin hayrına olsun. Hepimizin, Gerçekten... hayrına olsun. Hepimizin hayrına olsun. Asla korkulacak bir şey yok. Kadersel temalar içeriyor tutulmalar. Yani e, kaderin e, bir hayatımızı alanına çentik atması gibi düşünebiliriz. Şimdi bu tutulma 4 saat sürecek. Demek ki 4 aylık bir sürece etkisi yayılacak. Hı, öyle anlıyoruz. E, öyle anlıyoruz. Ne kadar sürerse e, tutulma e, yayılacağı sürede o anlamda etkili oluyor. Yani Hı. 5 Mayıs tamam bitti ya. Artık 6 Mayıs'tayız. E, ay tutulmasının etkisi yok değil. Siz onu o an 5 Mayıs'ta göremeyebilirsin. Bir ay sonra görebilirsin. 4 ay mı dediniz orada? 4 aylık bir yani sürece yansıyor. 5 Mayıs'tan 4 ay sonrasına kadar bu etkileri devam edecek, edecek. olarak görebiliriz. Hemen o 5 Mayıs'ta işte o ay tutuldu, başımıza bu gelmedi, iyi ben rahatım demek yok. Yok. Bu alanlara, demin saydığım alanlara özellikle altını çizerek dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bir karar evet aşamasındayız. Bazen artık kararsızlıklardan çıkıp netleşmek hepimiz için çok iyi. Hani deriz ya en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye. Yani o belirsizliği kabul etmiyor akrep teması. Akrep Siyah ya da beyazdır, gri değildir. Akrep ya evettir ya hayırdır. İşte hayatımızın bir alanında illaki o evet'i hayır'ı istiyor hayat. Bunu ver diyor ve biz de bu cevabı vermeliyiz. Bunu da yapmalıyız diyoruz. Peki bu 5 Mayıs tutulmasından sonra ben sizden burçların misyonlarını veya Kuzey eğer hangisinin çok daha rahatını anlatmak isterseniz bu bilgileri alabilir miyim? ya Kuzey, Kuzey Ay, ay Düğümü ay, alalım? Tamam, tamam. Kuzey Ay Düğümü olan şimdi peki Kuzey Ay Düğümü'nü kişiler diyelim ki bilmiyorlar. Nasıl hmm. öğrenecekler? Doğum yıllarına göre öğreniliyor değil mi? Evet, yeni hani haritamızda. An, evet, izleyenlerin, bilmeyenler Hı -hı. ne yapsınlar? Hani şu an bakabilirler ee, bir yerde. kendileri tabii Google'dan vesaire hani doğum tarihlerini yazıp tamam. E, normal ay düğümleri çıkıyor. Orada hmm. e, tabi işaretleri var bunun. E, bir şekilde ay düğümleri orada açıklamaları vardıysa veya belki tanıdıkları, danışmanlık almak istedikleri astrologlarla iletişime geçebilirler. Kuzey Ay düğümü hayatta gitmemiz gereken misyonu gösteren bir düğüm. Yani bu aslında baktığımız zaman gökyüzünde biz Kuzey Ay düğümünü görmüyoruz veya gökyüzünde Güney Ay düğümünü görmüyoruz. Bu haritanın kombinasyonları etkileşimiyle ortaya çıkan bir düğüm var, bir teması var. Gitmen gereken yön ve bırakman gereken yön olarak. Güney düğüm bıraktıran, gerçekten artık işimize yaramayan karma olarak geçmişte yaşanılan ve seni artık bu dünyada çok da işine yaramayan sana kaybettiren bir katkısı olmayan yönü gösterirken. Kuzey düğüm gitmen gereken sana kazanç sağlayacak, sana faydalı olacak, sana yardım edecek. E, buradaki misyonunu bununla tamamlayacağını gösteren yöndür. Dolayısıyla bu tamamen burada aslında biz hiçbir zaman astroloji derslerinde de bu konu işlenir. Güney düğümü tamamen çöpe at, Kuzey düğüme git değil, oradan da bir şeyler tabii ki devam ettir. O da boşuna yok. Haritalarda, oradan da geçmişten getirdiğin o yetenekleri kullanarak yeniye doğru yol al, kuzey düğüme doğru gitmeyi öğren. Mesela örnek verelim. Kuzey düğümü Koç olan bir insan. Demek ki Güney düğümü Terazi'de. Çünkü tam karşıtıdır Güney düğümü. Tabii ki. Kuzey düğümün koçtaysa sen lider ruhlu olmalısın kardeşim. Sen çok fazla ilişkilerin içinde fedakarlık etmemelisin. Geçmişte bunu yaşamışsın zaten ve bir karşılığını da çok fazla almamışsın. Dolayısıyla Kuzey düğüm Koça gidip liderlik etmek, cesaretlenmek, kendini göstermek, gerekirse gözü kara hareket etmek bunlarla var ol diyor şu anki hayatında. Savaş diyor aslında. Savaş diyor, mücadele et diyor. Kendini bırakma diyor. Koç gibi davran diyor. Kuzey düğüm gitmen gereken burcun özelliğini veriyor aslında. Şimdi kuzey düğüm boğadayken ne gibi bir durum var? Kuzey düğümü boğada olan kişinin güney düğümü akreptedir zaten tam karşı tanededir. Çok derinleştin diyor sen. Çok her şeyi didik didik, didik didikliyorsun. Çok kendini parçalıyorsun. Biraz hayatın güzelliklerine bak diyor ya. Boğa huzur ister diyor. Bir sakinlik ister diyor, bir sakin ol diyor. Krizi bırakmıyor. Krizleri mı? bırak diyor, hoşluk, tatlılık, işte o beş duyu, sanatsal faaliyetler, yeme, içme, koklama, duyma, görme, hayatın bu, bunlardan tad almaya bak diyor. Belki sanatsal faaliyetlerle ilgilen diyor. İnsanlarla uyumlu olmaya çalış, sakinliği, huzuru seç diyor sana. Hımm. Bu arada da öyle bir şey söylüyor. Evet. Şimdi akrep biraz hani krizi olduğu için huzur biraz zordur ama evet. tam karşı aksın bu alet. Kuzey düğüm ikizlerde olduğu vakit e, konuşkan ol, iletişimsel ol, yüzeysel ol. Bazen e, her şeyin derin derin öğrenmeye çalışma. Senin için bu dünyada çünkü pratik bilgi önemli diyor. Pratik sana sor, ona sor, Ayşe'ye sor, babana sor, annene sor, birilerine sor. Hemen bilgi, iletişim, konuşkan ol, e, araştırmacı ol, daha iletişim dilini etkin kullan diyor. Oku, araştır, yaz, çiz, konuş. Yani iletişim demek ikizler çünkü. Bu anlamda o hava elementini çalıştır diyor. Biraz hareket et diyor. Aynı evet, zamanda değil aynen, mi? biraz keşfet, aynen keşfet, gez, aynen, keşfet belki de. araştır, gez diyor. Kuzey düğüm yengeçte olduğunda Güney düğüm oğlakta oluyor otomatik olarak. Dolayısıyla yengeç aile kur diyor. Yani sen sürekli iş 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 düşünme sürekli karizma'm nasıl olacak İşte kariyerim nasıl olacak sırf streslerim bunun için sabah uyanıyorsun iş düşünüyorsun akşam yatıyorsun iş düşünüyorsun biraz ailene değer ver biraz ailevi konulara aslında hayatın manevi yönlerine ailevi sorumluluklarına yönel diyor. Hmm. O işkolikliği bırak diyor. O evet orada, bir, bir, denge bir, denge denge diyor. orada hmm. bir denge tuttur diyor. Orada bir denge tuttur diyor. Kuzey düğüm aslan ne diyor? Kuzey düğüm aslan olduğunda güney düğüm otomatikman kova oluyor. Ve bu anlamda da kuzey düğüm aslan kişiye parlamasını, kendi değerini bilmesini, e, sahnede olmayı, evet oğlak şey kova burcundayken daha ekiple birlikte daha naif bir tutum var belki ama aslan da lider organize eder ve yönetken. Demek ki senin yönetici tavrın bu hayatta geçerli. Sen bir şeyleri yönetmek organize etmek üzere gelmişsin bu hayata. Bunu göster parla ışıklar altında ol ve kendine güven diyor. Sahnelere çık diyor belki de. Çık diyor ne? evet, evet. çık diyor. Çık aynen güneş gibi parla diyor. <laughs> aynen. Kuzey düğüm başakta olduğunda ve güney düğüm balıkta olduğunda mesela benim haritamda kuzey düğüm başaktadır otomatikman güney düğümümüz balıkta oluyor. E bu anlamda balık e, hayalperestlikten kurban rolüne düşmekten işte bu niye vah vah benim başıma geldi demekten veyahut da tembellik edip hayatın akışını kaptırmaktan bir takım bağımlılıklar olabilir televizyon bağımlılığı işte ne alışveriş bileyim bağımlılığı. alışveriş bağımlılığı yataktan çıkmak istemezsin tembellik yapmak istersin her şey aman olursa olur olmazsa olmaz modundan çık Başak gibi üretken ol çalışkan ol hizmet et olayların ince detayına in araştır yaz evrak tut gerçekten daha Pratik, sistematik ol. Hı -hı. Kesinlikle kurban rolünden çık, kurtarıcı rolünü üstlen. Niye kurban olasın? Neden her konuda sen işte bu benim başıma geldi kadersel değil? Demek ki buradaki hatayı görüp bununla savaş diyor aslında. Yani Başak gibi mükemmeliyetçi oldu Evet değil mi? Evet. Evet. Bir evet. evet. sonraki o zaman Kuzey Aydüğümüz. Terazi. Terazi. O zaman ne oluyor? Güney Aydüğüm koçta Koçta oluyor. Koç. Bu anlamda da Kuzey aydüğüm Terazi ilişkilere yönel diyor. Demek ki kişi bu sefer tam tersi sadece kendini düşünen belki, sadece bencil, sadece kendi hayatına odaklanmış bir kişi ise hayır biraz karşısındaki insanla uyum içinde yaşamalısın diyor Terazi ona. Diyor ki diplomatik olmalısın, suyuna göre şerbet vermelisin, hemen aniden parlayıp aniden sinirlenmemelisin. Hmm. Biraz uyumu, naifliği hayatına dengeyi getirmelisin diyor. Kestirip attırmamalısın diyor değil hmm. mi? uyum Ve... Kuzey düğüm akrep olanlarda güney düğüm otomatikman boğa oluyor. Bu da e, hayatın derinine inmek. Evet her şey lay lay yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, alışveriş yapalım. Şaşa düşkünlüğü, para, pul değil biraz derin konularda, temalarda yüzmek gerekliliği. Bazı şeylerin altyapısını araştırmak gerekliliği. Akrep'te o işte dedektifçilik ruhunu, gerçekten maneviyat ruhunu fazla çalıştırman gerekliliğini söylüyor. Yani derin araştırma gerektiren Akrep özellikle bazı konuların... ...arka planını çözmek gereken, yönlere gitmen gerektiğini, hislerine de değer vermen gerektiğini... ...ve hislerine güvenmen gerekliliğini söylüyor. Krizlerden evet. devam o zaman. Şimdi kuzey düğüm yay olduğunda otomatikman güney düğüm ikizler oluyor. Ve bu anlamda Dilek e, burada da pratik, küçük bilgilerden çık, biraz evrensel bilgiye e, yol aç diyor. Aynı zamanda yüzeysellik... İşte o bana bunu dedi aman boşverden çık biraz daha kuzey düğüm yay e, olayların gerçekten geniş perspektiften ne anlatmaya çalıştığını sana ne ders vermeye çalıştığını keşfet. E, tek bir konuda pek çok konuda bilgi sahibi de olsan tek bir konuda derinleş daha büyük bilgiye sahip ol diyor. Ve uluslararası ilişkiler farklı kültürlerle bir arada olmak farklı kültürleri tanımak daha spontane yaşamak gibi konularda e, evrimleştir kendini diyor bir sonraki kuzey ay düğümümüz peki bir sonraki kuzey ay düğümümüz oğlak o da bu sefer fazla eğer sen aileciysen biraz ailenden çık biraz kendi işine gücüne bak biraz kariyerine sahip çık biraz bu sorumluluk sahibi bu ol benim. evet yani illa da evleneceğim illa da Oy. oturacağım <laughs> değil biraz kendi ayaklarının üstünde dur diyecek sana disiplinli ol diyecek kuzey düğüm kova ne diyecek ekip hmm. çalışmalarına yönlen diyecek ekip çalışmaları yap insanlarla sadece bireysel ben moduna girme ego çatışmalarından çık grupsal yürümeyi grupsal fikirlerle hep birlikte arkadaşça yol alabilmeyi öğren diyecek peki kuzey düğün balık ne diyecek hayatın böyle didik 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 e, hesap kitap işinden çık biraz rahatla demek ki sen fazla hesap kitaptasın güney düğün başaksa şayet biraz akışına bırak biraz rahat ol biraz işte hayal dünyası yaratıcılığını konuştur diyecek o mükemmeliyetçiyi bırak diyecek değil mi? Mükemmel evet. Yetişiliği. Bu arada son kaç dakikamız kaldı? Ben öncü sabit değişken o burçları da bir öğrenmek istiyorum. Son evet son 10 dakikamız var sanırım ben. Sizden de Kuzey Ay düğümünü öğrendik. Şimdi Kuzey Ay düğümünü bilmeyen kişiler diyelim ki doğum haritasını bilmiyorlar. Google'a yazıp da Kuzey Ay düğümünü öğrenmek istiyorum diyebilir. Oradan doğum yılına göre. E Hanım'ın anlattığı oradaki burç o skalasından bulup bu hayatta ne yapması gerektiğini bulabilir. Evet, kısaca özetle evet, güzel geçtik burada. Evet, Navigasyonumuz oldu. Bir kılavuz bilmiyorum. astroloji çünkü. Evet, dünyaya geldik, nereye gideceğiz? Kuzey Yay evet, onu gösteriyor. Kesinlikle onu gösteriyor. Güney Yay da geçmişten getirdiğimiz Düğümüz, özellikleri. Aynen, geçmişten getirdiğimiz özellikleri gösteriyor. Aslında şurada ben şu kısacık vakitte Jüpiter'in Boğa burcuna geçişinden bahsetmek isterim. Olur tabii isterim. ki tabii ki. Çünkü tabii ki. Jüpiter e, her e, ee, bir ben yıllık Dona, çok var. Dolunay Hanım'ı yakalamışken her şeyi sorayım. Öncü nedir, sabit nedir? <laughs> Jüpiter'den devam Şimdi edelim. E, Jüpiter Boğa burcuna geçecek 16 Mayıs'ta. Aslında 15 Mayıs hem Merkür retrosunun bittiği bir süreç olacak. <laughs> hem de 16 Mayıs'la birlikte artık Jüpiter Boğa burcunda hareket edecek. Koç burcundaydı bir yıllık süreçte. Şimdi Boğa burcuna geçmesiyle beraber Boğa burcu temalarını şans, bereket, Boğa burçlarına, yükselen boğalara ve gene diğer toprak grubu Başak ve Oğlaklara şans Ay getirecek. Şükür artık getirsin Dolunay Hanım gerçekten bekliyorum. <laughs> Şimdi yılın ilk e, yarısı ateş gruplarındaydı şans. Koçtaydı çünkü Jüpiter. Dolayısıyla evet. aslanlar, yaylar şanslıydı. Ee, tabii ki her burcun şanslı, şanslı zamanları illaki oluyor doğum haritalarına göre ama şu an spesifik olarak ele aldığımda Boğa burcuna Jüpiter geçtiği zaman Boğalar çok şanslı. Başaklar ve Oğlaklar şanslı olacaktır ilk etapta. Dolayısıyla bu şansı hem finansal konularda hem güven teması üzerinde hem parayla ilgili yatırımlarda özellikle yaşayacağız. Boğa burcu toprak elementi bir burç ve beş duyuya hitap ettiği için gene sanatsal konularda özellikle yeme, içme, işte müzik, efendim tiyatro gibi konular ön plana çıkacaktır. parasal, banka ile ilgili işler, ...para piyasaları özellikle bunlar hareketlenecektir Jüpiter'in boğa burcuna geçmesiyle. Ee, bazı konularda istikrarlı olacağız. Sabit bir burç çünkü tuttuğunu koparan bir burç boğa. Aynı zamanda başlattığımız işleri devam ettirme e, sürecimiz daha hakim olacağız o sürece ve e, boğa burcu e, bu anlamda... Toprak elementi dedik tarımsal konuları da hayatımıza getirecektir tarımla ilgili bazı güzel gelişmeler yakalayabiliriz gene Jüpiter boğadayken bizim aslında maneviyat duygumuzda artış olacaktır. Zaten Jüpiter bolluk, bereket, şans gezegeni sadece boğada olmasıyla birlikte iştah artışı hmm. olabilir. Buraya özellikle hanımlar dikkat etmeli diyorum. Dikkat İştahta yok. artış söz konusu olabilir ama boğa burcu Venüs yönetiminde dolayısıyla güzellik, estetik konularında şanslar, fırsatlar, bereketler getirecektir bizlere. Özellikle 22 Temmuz'a kadar bu konuları değerlendirilsin çünkü 22 Temmuz'da Venüs retroya giriyor. Ve Venüs Retro'dayken de estetik konularını çok önermiyorum 5 Eylül'e kadar. Hangi burçta giriyordu? Venüs. Ee, Venüs Aslan Burcu'nda girecek. Bir de Aslan'da giriyor. -hı. Hı tamam. Ee, dolayısıyla Tüm bunlar önemli. Şimdi 16 Mayıs'a kadar ateş elementi şansı devam ediyor. Özellikle gezegen çıkış yaparken o şansı bir kez daha son kez şöyle bir vererek çıkar. Dolayısıyla koçlar, aslanlar ve yaylar 15 Mayıs'a kadar gene şans ve fırsatlar sonuna kadar sizinle olacaktır. Fakat sonrasında artık Boğa, Başak ve Oğlakların şans ve fırsatları bir yıllık süreçte başlıyor. Bir yıl Jüpiter'in Boğa'dan o zaman çıkmasını bekliyoruz. Daha sonrasında Jüpiter tekrardan burç değiştirecek i̇kizlere değil mi? İkizlere geçecek. İkizlere. Bir yıl mıydı? Bir buçuk yıl mıydı? Bir yıl. Bir, bir yıl. On hı hı. iki ay. 12 iki ayda bir burç değiştiriyor. Evet. Koç'ta başladık şimdi Boğa'ya geçtik. Sonra bir İkizler. yıl geçtik ikizlere Aynen. geçecek. Aynen sırayla bütün burçları gezecek. Bütün burçlara bir bereket, bir huzur, büyütme enerjisi, bir şeyleri büyüten. Aslında bir şeyleri görünür kılan, şans getiren, bereket getiren bir enerjidir Jüpiter. En iyicil ...gezegen olarak anılır. Dolayısıyla evet haritada gökyüzünde işte Satürn bize dersler veriyor. Bizi sınıyor, bizi testlerden geçiriyor. Mars biraz rekabet, savaşçı ruhumuzu aktive ediyor. Aksiyona geçiriyor. Jüpiter ise tam tersi bize kolaylıklar, bereket, şans ve fırsatları sunuyor. Bunları görmek gerekiyor. İşte efendime söyleyeyim ben şu an Jüpiter benim burcumda ama ben hiç şansı göremedim değil ee, bir takım kötülüklerin bertaraf edilmesi, bir takım e, kazadan beladan korunmak da senin için çok büyük bir şans. Kesinlikle. Yani sonuçta Jüpiter girdiği burca illaki şans getirir, illaki. Bir de Jüpiter Ve korur yani koruyucu da bir e, gezegendir hakikaten. Şöyle bir durum yok mu şimdi doğum haritasında bir hani, e, bilenler için söyleyeceğim. Jüpiter'in düşmüş olduğu ev şimdi Jüpiter oraya geldi ama o evde başına bir şey gelecek ki seni korumak için o eve geldi. Tabii demek Değil ki. Mi? öyle bir olay var mı yani? Demek e, tabii ki de astrolojide hep mi? var bu. Tabii ki hep var bu. Buraya geldiyse boşuna gelmedi. Hmm. Yani demek ki o alanda ya sen çok sıkıntı çekiyordun bak seni artık ferahlatmaya geldi. Çok yorulmuştun. Seni artık dinlendirmeye geldi. Veyahut da sen farkında değilsin orada bir takım kötülükler yaşayacaksın ama bak seni korumaya geldi. Değil mi? yani geldi demek ki o geldiği alanda bir güzellik var. Evet çünkü başına bir şey gelecek bak ben seni evet. korumaya geldim diyor değil evet, mi? Evet çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Dolunay Hanım. Bugün Dolunay Hanım'dan bayağı bilgi aldım. Yani çok eksik hani bilgilerim de var tabii ki ama sürem maalesef yetmedi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür geldiğiniz ediyorum. Için çok, çok, mersi. çok, memnun oldum tanıdığım için sizi. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şu an için ne yok. Hepimizin aylığına güzel bir tutulma olsun. Kararlarımızı alalım. Net kararlarla yola devam edelim diyorum. Evet. Ne yapıyoruz peki? Haftaya cumartesi günü saat 10'da tekrardan görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.